Tamam oyuncuların becerisi var, tamam ona bir şey demiyoruz abi. Ama gerçekten bir teknik adam dokunuşu var. Evet. Bunu kimse bir kenara koyamaz. <laughs> Mesela Torrent'le aynı anda gelmişler, aynı hafta içine göreve başlamışlar. Bir gün başlamışlar. farklı geldiler, evet. evet. Şimdi o zaman Fenerbahçe'nin Galatasaray oranla daha iyi, daha kaliteli bir kadrosu mu <laughs> kesinlikle, ortaya çıkıyor? Kesinlikle daha iyi bir kadrosu var. Zaten... Ee, geçen yıl Emre Belözoğlu geldikten sonra da Emre Belözoğlu aynı performansı göstermişti. Üçüncü bölgeyi çok iyi kullanmıştı. Fenerbahçe'de çok iyi on numaralar var, gol'e giden, yani yaratıcı, e, problem çözecek oyuncular var. Mert Arkan'a, İrfan Can kahvecisi. Ben yani bunlar önemli oyuncular. Yani daha daha var tabii. Serdar Dursun hep dedik, bu adam oynamalı. En iyi elindeki en iyi. Santurflor ya da hücumcu. Çünkü pozisyonun içinde. <laughs> Şimdi İsmail Kartal ne yaptı? Elindeki sihirli değnek şuydu. Bir, Fenerbahçe'lilik ruhuyla geldi. İki, abilik yaptı. Sevgi ortamını aşıladı. Yani Pereira döneminde bir soğukluk vardı. Ta ki ilk geldiğinde yani ikinci dönemin ilk geldiğinde topuk yaylasında şunu söylüyor. Üçlü sistem üzerine e, taktikler, çift kale maçlar yapılıyor ya. İşte İrfan Can Kahveci, e, hatta Valencia'da var Sosa o dönemde. E, Daha ...hocaya şunu topuk söylüyorlar, yaylasında, topuk değil mi? yaylasında yani bizim alıştık olduğumuz bir sistem var, biz bu sistemde zorlanırız. Hocam yani kendini fazla yorma, bizim istediğimiz gibi olsun, hayır diyor orada çünkü e, teyitli bilgidir. E, siz e, eğer benim istediğim sistemde oynamamakta ısrar ederseniz dışarıda kalırsınız, yedek kalırsınız. Bu sistemde biz devam edeceğiz. Orada bir gerginlik oluyor. <laughs> bir nevi tehdit mi? Ya, tehdit demeyelim de hani sisteminde ısrar ediyor. Sonuçta so, son ana kadar yani e, kellesi gitti ya bu ısrarında. Hani son anda e, baktı ki olmuyor. Çark etti, bir şeyler yapmaya çalıştı ama iş işten geçmişti. Ya yani çok inat etti. Ben arkasındaydım. Dedim ya, ya bu kadar inat olmaz. Başaramıyorsun. Bari e, eski sisteme dön. Dönmedi, gitti. Orada ben de eleştirmeye başladım. Çünkü eleştiri hak etti. Şimdi Aynı şekilde Korinti değil mi? Hı -hı. Orada da aynı, çok aynı kötü gidiyor. Mi? Orada da Hı -hı. aynı eleştirileri alıyor. Böyle bir hoca durumuna gelmiş. Şimdi İsmail Kartal bir arkadaşlık ortamı getirdi, iki. E, hedeflerde te, yani Avrupa'dan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra... ...takımın o üzerindeki baskı stresi de bitince... ...bir de şampiyonluk stresi de yok. E, i̇yi de bir kadro var. E, kazanınca rüzgarı arkasını aldı. Takım, az önce Halbin abinin dediği gibi... Performansı zaten iyiydi, dip yapmıştı oyuncuların. Ama bu yetenekler hep vardı oyuncularda, iyi bir kadroydu. O kadroyu, o içindeki potansiyeli tekrar açığa çıkardı. Kazana kazana takım ayağa kalktı, kükremeye başladı. Yani işte 12 maç, 8 galibiyet, 3 beraberlik bir yenilgi. Son 7 maçta tek beraberlik, müthiş. Yani 8 maç hatta, 8 maç 7 galibiyet bir beraberlik. Dediği gibi 24 puanın 22'sini aldı. Ee, İsmail Kartal ve o 12 maçlık periyota baktığında 27 puan toplamış. Ee, Şampiyon Trabzonspor 23 puan toplamış. İşte Kasımpaşa var. Ee, diğer kimdi? Bir takım daha var Kasımpaşa arasında en fazla puan alan. Evet var. evet. Kasımpaşa vardı bir de. Yani söyleyeceğim şu. E, Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir kadrosu vardı. Yani Mesut ile çok e, yani yıprandı. Mesut Özil üzerinden Fenerbahçeli futbolcular yıprandı. Takım yıprandı, hocalar yıprandı. En son hani Mesut Özil olmadan da Mesut Özil yeni kadro dışı bırakıldı 3-4 hafta önce. Oraya kadar da iyi geldi. Ama e, hep böyle e, Mesut Özil oynasa mı, oynamamasa mı... Işte, takımın kimyasını bozan, aldığı ücretle, az çalışmayla, ticaretle ilgilenmesiyle Mesut Özil e, o oyuncuları etkiliyordu. E, Mesut Özil de kadro dışı bırakıldıktan sonra savaşan oyunculardan kurulu bir takım ortaya çıktı ve bu takım birlikte hareket ediyor. Geçen yılki o Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la Beşiktaş nasıl şampiyon oldu mütevazi kadroyla işte takım halinde oynuyorlar. Hepsi şimdi bakıyorsun e, hani kalecisinden Santrafor'una kadar şimdi dünkü maçta Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin ön plana çıkan oyuncusu kim diye sorsan 5-6 oyuncu çıkar. Hani kim gerçekten ön plana çıktı ama kötü oyuncu kim diye sorsan zorlanırız. Hangi oyuncu Fenerbahçe'de dün derbide sırıttı diye sorsanız bana söylemekte zorlanırım. Çünkü hepsi iyi niyetiyle mücadele etti. E, performansının üzerine çıktı. O sayı Samuel, hani Haldun abi başta diyor performansının %50'sini bile oynamıyor diye. Şu anda %60-%70'lere çıktı. Yani e, hoca önemli burada ama hoca bir sıcaklık getirmek zorunda. O abi kardeşlik ilişkisini e, kurduktan sonra hoca içinde oynuyor takım. Zevk alarak oynuyor Fenerbahçe. Bir de o var yani Fenerbahçe'nin hani ikincilik için yanıp düşeceğin bir Fenerbahçe değil. Zevk alarak oynayan bir Fenerbahçe var. Yani şimdi, biz çıkalım oynayalım kazanalım. Bunu yapıyorlar. Şimdi futbolu bırakan oyuncu değil abi. Futbolun bıraktığı oyuncular var mesela Galatasaray. Evet. Bu konuda Babel'e çok eleştiri var. Gomis yaşı itibariyle belli artık. Mesela bunları elemine edemedi Torrent. Evet. Feguli mesela ama hoca İsmail Hoca elemine etti Sosa'yı. Bıraktı. Gustavo'yu bıraktı değil mi? Valencia'dan umudu Usta kesti oy, so, Mesut o, öyle. Oyunu aldı. Yani. Al, yok. Şey, şey ama umudu çalıştı. yok. Yani. Sosa önemli yani, ama dediği gibi. Sosa, Sosa çok önemli. Sosa'yı evet bıraktı. Şimdi şöyle söyleyeyim istersen. <laughs> e, hemen e, tabii bir hafızamızı yoklayalım. E, Zeki'nin söylediğinden devam edelim. Vitor Pereira Gal maçı kazandı. Burada. Türk Telekom'da. Serhantepe'de. Nasıl oynadı? Böyle. Dörtlü, dörtlü savunmayla oynadı ve oynattığı oyuncuları söyleyeyim mi? Ön tarafta. Sosa'yı sonradan Crespo'yu oyuna soktu. Mert Hakan, Zeiss, İrfan Can var. Mesut var. Yani Mesut'u hani şey. O da yani sonradan giriyor. Serdar Dursun sonradan giriyor. Bak aslında sen bir işaret almışsın işaret fişeğini. Yani iyi şeyler yapabilecek kadrodaki isimlerin işaret fişeğini aldı. Vitor Pereira bundan yararlanamadı. Şunu, biz bunu söylerken Biliyorsun çok eleştiri aldım ben burada. Evet. Üçlü e, olmaz, üçlü olmaz, herkes üçlü oynayamaz dediğim zaman Vitor <laughs> Pereira'dan... ...hatta gittikten sonra bir iki tane kötü sonuç geldi. Dediler ki ne oldu? Dörtlü oldu, iyi mi oldu? Bak bu takımın kimyasına uygun oyun bu. Yani üçlü de oynayabilirsin. Oynayabilirsin ama ona uygun oyuncu bulman lazım. Evet. Yani Beşiktaş'a geldiğimizde konuşacağız. Ne yapıyor şimdi hoca? Bu, bu arada bu süreci tamamlarken Valerian İsmail... 3-4-3'ü oynayacak oyuncu arıyor kendine. <laughs> Mesela Batu istemiyorum diyor. Niye? Çünkü oynayamaz 3-4-3'ü. Çünkü orada değil. oyuncu bir tane pivot santrofor arıyor. Neyse oraya geldiğimizde onu konuşuruz. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Şimdi iki takım arasındaki farkların temel farklardan. Ben burada dün yayında da söyledim. Hatta bazı arkadaşlar da eleştirmişler. Dedim ki bu maçı Fenerbahçe kaybetmez. Çünkü oyuncu profillerine bakıyorsun... Şeye Hocaların profillerine bakıyorsun. Yani hep Fenerbahçe kağıt üzerinde daha önde gördüm. <laughs> tabii ki derbiler önceden kestirilemiyor ama neticede bir de bizim mantık süzgecinde yerleştirdiğimiz bir takım veriler var. Onlara bakarak söylemiştim. Şimdi gelelim hatta bir iki arkadaş yazmış da yani siz nasıl öyle bir kanaate vardın diye. Şimdi ne düşünüyorlar bilmiyorum tabii de. Şimdi şunu söyleyeceğim bak o kadar belirgin bir... E, istatistik vereceğim, veri vereceğim daha doğrusu. O kadar belirgin ki üzerinde <laughs> saatlerce konuşulur. İki tane orta saha var. Şu anda İsmail Kartal'ın oluşturduğu bir orta sahayla Torrent'in e, devam ettirdiği diyeyim. Çünkü Fatih Hoca da onu kullanıyordu. Berkan Çıkıldağ Taylan bir tarafta. Diğer tarafta Crespo Zayt. Crespo Zayt. İrfan Can, Mert Hakan. Onlar ikisi değişerek orta saha oynuyorlar çünkü. Dörtlüyorlar yani değişerek oynuyorlar. Şimdi bunların verilerine bir bakalım. Ne demek istediğimiz çok net anlaşılacak. Önce istersen Fenerbahçe'dekilerin verine, tamam. verilerine bakalım. Mert Hakan golü yok 5 asisti var. Crespo 1 golü 1 asisti var. Zays 8 golü var. 8 golü var asisti yok. İrfan Can 3 golü var 5 asisti. 3 gol 5 asist. Rakamlar bunlar. Rakamlara bir şöyle hafızamızda tutalım. Dönüyoruz şimdi Şeye, yani Crespo'nun karşılığı kim Taylan kaç gol kaç asisti var Taylan'ın hiç, hiç golü yok hiç asisti yok 0, 0. Çıkıldağ 4 gol 3 asist yapmış onu İrfan Can'la kıyaslasan 3 gol 5 asistin arkasında kalıyor Zays'la kıyaslasan 8 golün arkasında kalıyor neredeyse yani 4-7 <laughs> şimdi baktın peki Berkan ne yapmış Berkan'ın kaç golüyle asisti var yoktur herhalde 2 tane asisti var şimdi... gol yok Yok, golü yok. yok. İki tane asisti var. Şimdi evet. baktığın zaman bu verilere yani Fenerbahçe orta sahasındaki dört oyuncu 12 gol atmış, dört oyuncu diyorum. Bu tarafta bir tane daha sayacağım ama Morussan'ı koymadım artık oraya. Dört oyuncu 12 gol atmış, 11 de asist yapmış. Toplamda. Toplamda. Dörde bölmek lazım. Bu tarafa bakıyoruz. Dört gol, dört gol, 11 asist var. Yani aradaki fark orta saha oyuncuları evet. hiçbir şekilde bir katkı yapmamış. Destek Ahmet Selime bir gidelim. Tamam gidelim sonra Şimdi tekrar Selim... devam edelim.